Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla tekrardan buradayız. Bugünkü konumuz dış kuvvetler. Dış kuvvetler konusunu ele alacağız bu videomuzda. Öncelikle dış kuvvetler nelerdir ondan bahsedelim. Enerjisini güneşten alan kuvvetlere dış kuvvetler diyoruz arkadaşlar. Dış kuvvetlerden birincisi olan akarsu ya da diğer ismiyle flüvyal topografyadan başlayalım. Şimdi öncelikle akarsu nedir? Eğim doğrultusunda bir yatak içinde akışa geçen sulara akarsu diyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi. Peki taban seviyesi ne demek arkadaşlar? Aşındırmanın büyük ölçüde durduğu seviyeye biz ne diyoruz? Taban seviyesi ismini veriyoruz. Peki denge profili nedir? Ondan da bahsedelim. Aşınma devresinin taban seviyesine yaklaşmasına biz denge profili ismini veriyoruz. Ve denge profiline sahip olan akarsunun akış hızı azalmıştır, yatak eğimi azalmıştır ve akarsular büklümler, menderesler çizerek akar. Aynı zamanda taşıma güçleri de azaldığını bilelim. Ve daha çok düzlük arazilerde oluşunu da bilelim. Mekanik aşındırma var arkadaşlar akarsularda. Eğer toprağı kopararak aşındırıyorsa biz buna mekanik aşındırma ya da fiziksel aşındırma diyoruz. Eğer eritme yoluyla aşındırma yapıyorsa buna da aynı zamanda kimyasal aşındırma diyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Akarsu havzasından da bahsedelim. Akarsu havzası nedir? Akarsuyun kollarıyla beraber sularını topladığı bölgelere biz akarsu havzası diyoruz. Bir de açık havza var, kapalı havza var. Bunları da bilmemiz lazım. Açık havzalı akarsulara baktığımız zaman bunlar sularını denize veya okyanusa ulaştırabilen sulara, akarsulara açık havza diyoruz. Ulaştıramayanlara ise kapalı havza ya da içi akışlı havza ismini veriyoruz. Ve baktığımız zaman Türkiye'deki akarsuların büyük bir bölümü açık havzalıdır. Aras ve Kura nehirleri hariç arkadaşlar. Neden? Çünkü Aras ve Kura nehirleri Hazar Gölü'ne dökülür. Bundan dolayı da kapalı havza özelliğini taşımaktadır. Geldik şimdi su bölümü çizgisine. Peki su bölümü çizgisi nedir arkadaşlar? İki akarsu havzasını birbirinden ayıran şu sınıra biz su bölümü çizgisi diyoruz arkadaşlar. Ve genellikle su bölümü çizgisi dağların yüksek noktalarından geçtiğini de bilelim. Peki akarsu debisi nedir arkadaşlar? Saniyede geçen su miktarına biz debi ya da akarsunun akımı diyoruz. Şimdi ülkemizde bulunan kapalı havzalara baktığımız zaman en büyük kapalı havzamız Tuz Gölü ve Göller Yöresi kapalı havzasıdır. Ondan sonra Van Gölü kapalı havzası var. Bir de Aras ve Kura kapalı havzaları ülkemizde bulunan kapalı havzalardır arkadaşlar. Şimdi geldik akarsu aşındırma şekillerine. Bunlardan birincisi vadiler. Peki vadiler nedir? Akarsun yatağının aşındırması sonucu oluşur. Bunlar gruplara ayrılır arkadaşlar. Bunlardan birisi çentik vadi ya da kertik vadi. İlk oluşan genç vadilerdir ya da V profili genç vadiler diyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu dağlık arazilerde çentik vadiler ya da kertik vadilerin gözüktüğünü bilelim. Boğaz vadi diğer ismiyle yarma vadi. Neden yarma vadi diyorlar? Dağ sıralarını çeşitli nedenlerle eline yarıp geçen akarsulara da boğaz ya da yarma vadi ismini veriyoruz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi. Geldik şimdi kanyon vadilere. Bunlar yatay tabakaların yoğun olduğu bölgelerde karstik kayaçlar ya da karstik arazi, kolay aşınabilen araziye biz karstik arazi ya da eriyebilen araziye biz karstik arazi demiştik. Kalınlığı fazla olan malzemeler üzerinde akarak yatağını derine doğru aşındırması sonucu oluşan vadileri ise kanyon vadileri ve genellikle basamaklı yapıdadır. Derine doğru aşındırma fazladır ve genellikle de karstik arazilerde kanyon vadilerin gözüktüğünü bilelim. Geldik şimdi asimetrik vadiye arkadaşlar. Peki asimetrik vadi nedir? Bir yamacın diğer yamaçtan farklı olma durumuna biz asimetrik vadi diyoruz. Geniş tabanlı vadiye baktığımız zaman arkadaşlar akarsuyun yatağındaki biriktirme etkisiyle oluşan alüvyon tabandaki vadilere tabanlı vadi ya da alüvyal tabanlı vadi ismini veriyoruz. Bunlar menderes çizerek akar, büklüm çizerek akar arkadaşlar. Neden? Çünkü yatak eğimleri azaldığından dolayı akış hızları azalıyor ve bundan dolayı da menderesler çizerek akacaklardır. Geldik şimdi şelale ve dev kazanına. Eğim kırıklıkların bulunduğu yerlerde suyun aşağı doğru düşmesine şelale. Aşağı düşen şelalenin
çarptığı yerde çukurluk oluşturmasına biz ne diyoruz? Dev kazanı ismini veriyoruz. Geldik şimdi peri bacalarına arkadaşlar. Özellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde, tüfler ve dirençli kayaçların bulunduğu yerlerde sel suları tarafından yamaçların süpürülüp aşındırmasıyla oluşan şekillere peri bacası diyoruz arkadaşlar. Bunun hemen altında kırgıbay var. Beltlens topografyası diyoruz aynı zamanda arkadaşlar. Bunlar sel suları tarafından oluşan yarıntılardır ve daha çok kurak ya da yarı kurak bölgelerde hakim ya da etkili olur diyebiliriz. Özellikle İç Anadolu bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde fazladır arkadaşlar. Geldik peneplen. Peneplen nedir? Akarsu aşınımının son aşaması olan taban seviyesine yaklaşmasına peneplen diyoruz. Aynı zamanda hafif dalgalı düzlüklerdir. Geldik platoya arkadaşlar. Yüksekte kalmış ve akarsular tarafından parçalanmış düzlüklere plato diyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik akarsuların hem aşındırma hem de biriktirme faaliyetlerine. Bunlardan birincisi Menderes'tir arkadaşlar. Diğeri akarsu taraçası ya da sekilerdir. Peki Menderes nedir? Akarsuyun büklüm çizerek akması. Akarsu büklüm çizerek aktığında hem aşındırma yapar ve aşındırma yaptığı yerde de aynı zamanda karşısında da biriktirme yapar. Dolayısıyla Menderesler hem aşınım hem de birikim şekilleridir. Geldik akarsu sekilerine. Bunlar yüksekte kalmış eski akarsu yataklarıdır ve basamak şeklinde meydana gelir. Hem aşınım hem de birikim şeklidir. Geldik şimdi akarsuların biriktirme şekillerine. Bunlardan birincisi nedir? Birikinti konisi. Özellikle dağlık arazilerin bulunduğu yerlerde, eğimli yamaçlarda, sel suları veya derelerin aşındırdığı, taşıdığı malzemeleri aşağı doğru eğimin azaldığı yerde biriktirmesiyle koni şeklindeki o şekillere birikinti konisi diyoruz. Ve daha sonra koniler, yelpazeler birleştiği zaman dağ eteği, ovası meydana gelir. Peki dağ içi ovası nedir arkadaşlar? Özellikle dağlık alanların iç kesimlerinde eğimin azaldığı yerlerde taşınan alüvyonların biriktirmesiyle oluşan ovalara dağ içi ovası diyoruz arkadaşlar. Peki ırmak adası nedir? Bunlar akarsuların orta kısmında yatağının genişlemesi ve derinin azalması sonucu oluşan adacıklara ya da birikimlere ırmak adası diyoruz arkadaşlar. Taban seviyesi ovası nedir peki? Taban seviyesi ovası baktığım zaman deniz seviyesine yaklaşan akarsuların özellikle deniz seviyesine yani taban seviyesinde biriktirme yapmasıyla oluşan ovalara da taban seviyesi ovası diyoruz. Deltalar nedir arkadaşlar? Bunlar akarsuların taşımış olduğu malzemeleri deniz, göl kıyılarında biriktirmesiyle oluşan birikintilere delta diyoruz arkadaşlar. Ve bir alanda delta oluşabilmesi için ne olması lazım? Kıyılarda bir kere gel git yani akıntılarının olmaması lazım. İki, derinliğinin az olması lazım ve aynı zamanda akarsuyun taşıma gücünün fazla olması lazım ki biriktirme faaliyetleri meydana gelsin. Geldik şimdi rüzgarlara arkadaşlar. Rüzgarlar nedir? Hemen başlıyoruz rüzgarlar. Özellikle kurak ve yarı kurak sahalarda arkadaşlar. Kurak ve yarı kurak sahalarda bitki örtüsünün seyrek olduğu, aynı zamanda şiddetli fiziksel çözümün etkili olduğu yerlerde etkili olan kuvvete biz rüzgar diyoruz. Ve rüzgar aşınım şekilleri mantarkaya, şahitkaya, tafoni, yardank, hamadadır. Rüzgar birikim şekilleri löz, kumul ve barkandır arkadaşlar. Eğer rüzgarlar bir alanda etkili oluyorsa o alanda sıcaklık farkı fazladır. Bitki örtüsü azdır. Fiziksel çözüme yani mekanik çözüme etkilidir. Toz, kum, çakıl veya kaya kırıntıları fazladır. Zemin kuru ve gevşektir arkadaşlar. Şimdi bunlardan başlayalım. Birincisi neydi? Mantarkaya. Bunlar kayaçların alt kısmının rüzgar tarafından aşındırılmasıyla, oyulmasıyla oluşan o mantar şekline benzeyen şekillere mantarkaya diyoruz. Peki şahit kaya nedir arkadaşlar? Bunlar farklı dirence ve aşınma özelliklerine sahip veya tortuları bulunduğu yerlerde rüzgarın kolay aşınan kısmının tortuları aşındırması ve aşındırılan maddelerin başka yerlere uzaklaştırmasıyla oluşan şekillere şahit kaya diyoruz arkadaşlar. Peki tafoniye bakalım. Tafoni nedir? Yüzey suların etkisiyle zayıflayan kaya yüzeyinin rüzgar tarafından da aşındırılmasıyla oluşan oyuklara tafoni diyoruz. Yardanga baktığımız arkadaşlar bunlar U profilli
oluklardır ve rüzgar aşının şeklidir. Hamadan ismi çök kaldırma. Neden çök kaldırım demişler? Çünkü rüzgar ince malzemeleri o alanda taşır ve geriye iri malzemeler kalır. Çünkü iri malzemeleri taşıyamıyor. Bu alana biz hamada ya da çök kaldırımı diyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi geldik rüzgar birikim şekillerine. Bunlardan birisi löz. Rüzgarların taşıma gücünün azaldığı yerlerde ince malzemeleri biriktirmesiyle oluşan o birikintilere löz diyoruz arkadaşlar. Kumul dediğimiz alan yine rüzgar hızının azaldığı yerlerde oluşan tepeciklere kumul diyoruz. Eğer barkan diyorsa hilal şeklindeki biriktirmelere de barkan ismini veriyoruz. Ülkemizde rüzgarların etkili olduğu sahalar genellikle kurak olan sahalardır. İç Anadolu bölgesi ile Güneydoğu Anadolu bölgesi kurak yerler olduğundan dolayı rüzgar aşındırma ve biriktirme şeklinde yaygın olduğu bölgelerdir. Dünyada özellikle nerelerde yaygındır arkadaşlar? Çöllerin bulunduğu yerlerden rüzgarın aşındırma ve biriktirme şekilleri daha fazladır. Geldik şimdi karstik aşınım ve birikim şekillerine. Burada şimdi karstik arazi ne demek arkadaşlar? Eriyebilen kayaçların bulunduğu arazi karstik arazi. Bu eriyebilen kayaçlar hangileri? Kaya tuzu, kalker, dolomit, jips, kaya tuzu gibi bu karstik kayaçlara biz karstik kayaçlar diyoruz bu alanlara arkadaşlar. Dolayısıyla aynı zamanda eriyebilen kayaçlardır. Peki karstik aşınım şekilleri hangileridir? Önce aşınım şekillerinden bahsedelim. İlk oluşan o erime çukurluklarına biz lapya diyoruz arkadaşlar. Demek ki karstik erime çukurluklarının en küçüğü lapyalardır. İlk önce bunlar oluşur. Daha sonra lapyaların genişlemesiyle birleşmesiyle dolinler oluşur. Dolinlerin de genişlemesi birleşmesiyle ovalar meydana gelir. Ovala da en son birleştiği zaman da karstik erime çukurluklarının en büyüğü olan polyeler meydana gelir arkadaşlar. Aynı zamanda düden dediğimiz kavram da var bu alanda. Rüzgar düzeltiyorum. Akarsu birdenbire ortadan kaybolur. Neden? Çünkü yerin altına doğru intikal eder ve yerin altına doğru intikal ettiği yani su yutanlara biz düdenler ismini veriyoruz arkadaşlar. Peki baktığımız zaman Vaucluse nedir? Bunlar yer altındaki bulunan karstik kaynakların yüzeye çıkmasıyla oluşan o karstik kaynaklara Vaucluse ya da diğer ismiyle Türkçe ismiyle karstik kaynaklar diyoruz arkadaşlar. Bunlar bizim karstik aşınım şekilleriydi. Yine geldik yerin altında özellikle karstik arazileri bulunduğu yerlerde sular yerin altında boşluklar meydana getirir. O boşluklara mağaralar diyoruz. Eğer mağaralar birleşirse, genişlerse biz buna aynı zamanda galeriler diyoruz. Galeriler mağaraların daha büyüğüdür arkadaşlar. Peki biriktirme şekilleri olarak karşımıza ne geliyor? Sarkıtlar, dikit ve sütunlar birikim şeklidir. Aynı zamanda travertenlerde karstik birikim şekillerini meydana getirir. Türkiye'de karstik arazilerin yoğun olduğu sahalar Akdeniz bölgesidir arkadaşlar. Dolayısıyla eğer karstik araziyle ilgili bir soru veriyorsa mutlaka bakmamız gereken bölgemiz Akdeniz bölgesidir. Unutmayalım. Geldik şimdi diğer dış kuvvetimiz buzul. Buzulların etkili olduğu sahalar genellikle soğuk olan sahalardır. Yani ekvatordan uzak olan sahalardır. Peki buzul aşınım şekilleri hangileri? Buzul vadisi, hörgüç kaya, silik çukuru, buzul birikim şekilleri ise moren, durimlin ve sandellerdir arkadaşlar. Peki buzul vadisi nedir? Buzulların aşındırmış olduğu U şeklindeki vadilere buzul vadisi, aşınımdan geriye kalmış, törpülenmiş olan kayaçlara ise hörgüç kaya diyoruz ve dağların yüksek kısımlarında kalıcı kar sınırı bulunduğu yerlerde buzulların oluşturduğu çukurla ise silik çukuru diyoruz. Bunlar bizim buzul aşındırma şekillerimiz arkadaşlar. Peki buzul birikim şekilleri hangileridir? Morenler buzulların taşımış olduğu malzemelerdir. Eğer balina sırtını şeklinde tepeler meydana getirirse biz buna durumlin diyoruz. Eğer bu morenler düzlük sahalar meydana getiriyorsa, ovalar meydana getiriyorsa bunlara da sander ovaları ismini veriyoruz. Geldik şimdi diğer dış kuvvetimize dalga aşındırma ve biriktirme şekillerine. Bunlardan birisi dalga aşınım şekillerinden birisi falezdir arkadaşlar. Bunlar dalgaların kıyıya çarpıp malzeme koparması olayıdır. Ve falezlerin bulunduğu yerlerde genellikle diklikler vardır, uçurumlar vardır. Eğer bu dalgalar falezler genişlerse orada bir düzlük oluşursa bunu aynı zamanda aşınım düzlüğü diyoruz arkadaşlar. Eğer mağara oluşursa biz buna kıyı mağarası. Bunlar bizim dalga aşındırma şekillerimizdir. Peki dalga birikim şekilleri hangileridir?
kum ve çakılların kıyı boyunca depolanmasıyla oluşan o birikintilere kumsal ya da plaj ismini veriyoruz. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar tombolo dediğimiz bir olay var. Tombolo nedir? Karanın ve adanın dalga biriktirmesi sonucu birbirine bağlanması olayına tombolo diyoruz arkadaşlar. Demek ki kara ve ada birbirine bağlanıyor. Bu da dalgaların biriktirmesi sonucu oluşur. Lagün veya deniz kulağı nedir arkadaşlar? Koy ve körfezlerin önünün kapatılmasıyla, dalga biriktirmesi sonucu kapatılmasıyla oluşan o şekillere biz ya da birikintilere lagün veya deniz kulağı ismini veriyoruz. Peki eğer kıyıda en uzanıyorsa kıyı kordonu, bir de kıyı okumuz olduğunu unutmayalım. Bunlar bizim dalga biriktirme şekilleri arkadaşlar. Peki kıyı tiplerine baktığımız zaman dünyada ve Türkiye'de hangi kıyı tipleri mevcuttur? Bunlar da birincisi rıya kıyı tipidir. Rıya kıyı tipi nedir arkadaşlar? Akarsu vadilerinin deniz suları ya da okyanus suları tarafından işgal edilme sonucu deniz suları tarafından da deniz suyu altında kalmasıyla oluşan vadilere rıya tipi akarsular diyoruz. İstanbul ve Çanakkale boğazları özellikle buna örnektir arkadaşlar. Haliç'i kıyı tipi gelgi sonucunda akarsuların su altında kalmasıyla oluşan o kıyılara Haliç'i kıyılar diyoruz. Eğer sular çekilirse, gelgi sonucunda sular çekilirse vat kıyı tipi meydana gelir. Peki limanlı kıyılar nedir? Bunlar kıyıların bulunduğu yerlerde koy ve körfezlerin önünün kıyı kordonları tarafından kapatılmasıyla oluşan o şekillere limanlı kıyılar diyoruz arkadaşlar. Peki baktığımız zaman Dalmatya kıyı tipi nedir? Bunlar dağların denize paralel uzandığı yerlerde deniz seviyesinin yükselmesiyle antik mineral ya da senk minerallerin bulunduğu alanlarda arkadaşlar. Özellikle senk mineral alanlar, çukur alanlar olduğu için deniz suları tarafından işgal edilir ve deniz suyu tarafından deniz suları altında kalır. Aynı zamanda yüksekte de antik minerallerle kalır ve biz bu vadilere ne diyoruz? Dalmatya kıyı tipi diyoruz. Dağların denize paralel uzandığı yerlerde de boyuna kıyı tipleri oluşur arkadaşlar. Dağların enine uzandığı yerlerde ise neler oluşur? Enine kıyı tipi oluşur ve enine kıyı tipi bulunduğu yerlerde girinti çıkıntı fazladır. Aynı zamanda koy ve körfezler sayısı fazladır ve baktığımız zaman kıyı çizgisinin uzunluğu çok daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Kalanlıklı kıyılar nedir arkadaşlar? Karstik vadilerin su altında kalmasıyla deniz suyu tarafından işgal edilmesi oluşan vadilere ya da şekillere kalanıklı kıyılar diyoruz. Fiyortlu kıyı tipi nedir? Bunlar da buzul vadilerinin deniz suları tarafından işgal edilmesiyle oluşan kıyılara fiyortlu kıyılar diyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik Skagerrak kıyı tipine. Skagerrak kıyı tipi nedir arkadaşlar? Buzulların oluşturduğu yeryüzü şekillerinin deniz suları tarafından işgal edilmesi ve deniz suları tarafından deniz suları altında kalmasıyla oluşan o kıyı tipine Skagerrak kıyı tipi diyoruz. Mercanlı kıyılarda, bunlar sıcak denizlerde yaşayan mercan canlılarının üst üste birikmesiyle oluşan kıyı tipine mercanlı kıyı tipi diyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik ülkemize görülen kıyı tiplerine. Ülkemize görülen kıyı tiplerinden birincisi boyuna kıyı tipleridir. Bunlar genellikle dağların denize paralel uzandığı yerlerde oluşan kıyı tipidir arkadaşlar. Peki baktığımız zaman enine kıyı tipi nerede olur? Bu da Ege bölgesinde dağların denize dik uzandığı yerlerde meydana gelir. Peki baktığımız zaman limanlı kıyı tipi nerede meydana gelir? Sinop'un bulunduğu yer ile Büyükçekmece ve Küçükçekmece göllerin bulunduğu yerlerde limanlı kıyı tipi oluştuğunu bilelim arkadaşlar. Rıya kıyı tipine baktığımız zaman İstanbul ve Çanakkale boğazları rıya kıyı tipine örnektir ve Güneybatı Anadolu'da rıya kıyı tipinin görüldüğünü unutmayalım arkadaşlar. Şimdi kalınlıklı kıyılar var. Doğu Akdeniz'de bulunduğu yerlerde özellikle karstik vadilerin su altında kalmasıyla oluşan kıyı tipimizdi. Ve Dalmatya kıyı tipi var. Bu da Güneybatı, Kaş, Fenike kıyılarında Dalmatya kıyı tipinin gözüktüğünü bilelim arkadaşlar. Ve aynı zamanda ÖSYM'nin KPSS ön lisansa sorduğu soruya göre ülkemizde aynı zamanda Haliçli kıyı tipinin de görüldüğünü unutmayalım arkadaşlar. Çıkmış ÖSYM sorusuydu ve Haliç kıyı tipinin ülkemizde görüldüğünü bize ifade etmişti. Bunu da bilmemizde fayda var. Evet arkadaşlar, yine bir videomuzun sonuna geldik. Diğer video ile tekrardan karşınıza gelmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın gençler.